gelelim o muhteşem kuru fasulyenin etinin ön hazırlığını yapmaya. Nerede? Bizim bir tencere alalım. Bakın evvela bir tane tencereyi aldık sevgili izleyenlerim. Burada kuzu eti var. Muhteşem ve muhteşem. Hem de çok muhteşem. Kıvırcık kuzunun efendime söyleyeyim. Burada kemiksiz olarak kullanıyoruz. Şunu da atalım. Kemiksiz olarak bir et kullanacağız. Yeteri kadar yağ bırakalım şöyle. 3-4 yemek kaşığı kadar. Tabii ki kuzu etinin yağını da düşüneceksiniz sevgili izleyenlerim. Onu da hesap ederek. Şimdi burada etlerin boyutlarını ben şöyle sizlere izah ediyorum. Şöyle minnacık minnacık, yani kuru fasulyenin boyutu kadar olması gerekiyor. Gördünüz mü efendim? Bunu şöyle hemen yağın içerisine bırakıyoruz. Gerisini zaten öbür tarafını doğramışım. Bunu evvela yağda soteleme yöntemiyle bunu güzelce pişiriyorsunuz sevgili izleyenlerim. Yani efendim kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra bırakmış olduğu suyu çektiriyorsunuz. Bırakmış olduğu suyunu çektikten sonra da bunu birkaç tur daha kavuruyorsunuz. Kavurarak pişirmiş oluyorsunuz. Daha sonra efendim bunun içerisine ilave edeceğimiz malzemelerimiz vardır. Nedir o malzemeler? Efendim soğan var, salça var. Onun haricinde hem acı biberimiz var hem sivri biber var. Onlarla hepsini bir araya getireceğiz. Bir araya getirdikten sonra şöyle alalım. Tabii ki güveci de ocağın üzerine bırakacağım. Yavaş yavaş o da ısınsın ki böyle fırına verdiğim zaman böyle fırında tek başına olursa en az 40 dakikada ancak ısınmış olur. Şöyle soğumasın, özelliğini kaybetmesin. Aheste aheste onu da ısıtmış olacağız sevgili izleyenlerim. Güveç tabii ki kullanması güzeldir. Farklı lezzetler verir sevgili izleyenlerim. Çok farklı lezzet olarak çok farklıdır. Ama güveci evvela kullanmadan evvel fırında yakıyorsunuz, yağlıyorsunuz ve yaktıktan sonra da o tamamen sağlamlaşıyor. Ondan sonra da kullanacak kıvama gelmiş oluyor. Yani hemen onu içerisine suyu doldurduğunuz zaman patlatabilirsiniz. Direkt olarak ateşin üzerine oturtmayacaksınız. Direkt üzerine ateşin üzerine oturttuğunuz zaman çatlama yapar. Yani güveçleri fırında kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Bunu ne yapacağım ki? Güveçleri fırında kullanırsanız daha iyi netice alırsınız sevgili izleyenlerim. Bunları tek tek izah etmiş oluyorum ben de sizlere. Durum böyle. Şimdi bir taraftan onlar, bir tarafta fırındaki pandispanyam olurken efendime söyleyeyim. Buradaki malzememizi de şöyle güzel güzel pişirelim. Ondan sonra o da orada, bu burada. Hiç eksik bir şeyimiz yok. Ha, sonradan güzel bir pilav hazırlayacağız ama dakikalar ilerlesin, program ilerlesin ondan sonra. Buradaki garnitürlerimizi de hazırlayalım biz de sevgili izleyenlerim. 2 adet orta boy yumurta iriliğinde beyaz soğan kullanıyoruz. Tabii ki soğan yemeklere lezzet veren çok özel bir sebzedir sevgili izleyenlerim. Bunları da kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Et her zaman soğandan evvel kavrulması gerekiyor. Çünkü soğanı etten evvel kavurursanız bütün özelliğini kaybeder. Bütün özelliğini kaybeder. Daha sonra karamelize olur. Efendime söyleyeyim. Bunun içerisine soğandan sonra ilave edeceğiniz o et olduğu zaman ne olur? Tamamen soğanın özelliklerini kaybolmuş olur. Buharlar, vitaminler uçmuş gitmiş olur. O zaman da lezzetini bulamazsınız, faydasını da alamazsınız. Bunlara dikkat ederseniz efendim eti kavurduktan sonra tabii ki et özelliğini kaybediyor. Kendi suyunu bırakıyor ve suyunu bırakmış olduğu suyu ete çektiriyorsunuz. Et çektikten sonra tabii ki yağla et baş başa kalmış oluyor. O zaman ne oluyor? Tabii ki etle yağ kavuruyorsunuz. Kavurma yöntemiyle eti pişirmiş oluyorsunuz. Ve daha sonra da pişirmiş olduğunuz o et efendim çok lezzetli oluyor. Çünkü kavurma yöntemiyle pişiriyorsunuz. Ama öbür türlü ne olur suyun içerisine bırakıp da suyla beraber haşlama yöntemiyle yaptığınız zaman o lezzeti bulamazsınız. Şimdi burada soğanları doğradık. Hemen bir tane tabak alalım. Efendim tabağımızın içerisine soğanı çekelim ve daha sonra biberler var. Biberleri de doğrayacağız. Tabii burada acı biberler de var ama bu acı biber dediğim sevgili izleyenlerim Arnavut biberi de olabilir. Birkaç tane onun üzerine öyle kırmızı kırmızı bıraktığınız zaman güveçte hem güzel bir acılık verir
böyle çok da acı olmamak kaydıyla ve ondan sonra da lezzetine doyum olmaz. Güzel bir güveç fasulye hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Evet, güveçte hemen pandispanyamızı aldıktan sonra buradaki güvecin içerisine malzemeleri buluşturacağız. Ve ondan sonra da onu da efendim fırın içerisine atacağız. Buraramızın sonuna doğru orada o fokur fokur kaynayacak. Ve ondan sonra da tabii ki pişmiş olacak. Gelelim fasulyenin faydalarına. Fasulye çok faydalı bir bakliyattır. Protein deposu olan fasulye tabii ki bazı insanlar onun gazından falan şey yaparlar. Şöyle yemek istemezler. Halbuki onun gazını almak çok kolay. Akşamdan yıkadıktan sonra suyun içerisinde olduğunuz fasulyenin içerisine bir bardak süt, yarım bardak kadar da efendim sade sodayı bırakın, tuz atmayın. Sabaha kadar onu karıştırın. Sabaha kadar eğer ki yaz ortamındaysa, sıcak bir ortamdaysa süt olduğundan dolayı ekşime yapar. Buzdolabına bırakın. Sabaha kadar orada kalsın. Sabahleyin onu güzelce yıkayın ve ondan sonra ocağın üzerine atın. Bakın nasıl bir kuru fasulye oluyor sevgili izleyenlerim. O zaman hak verirsiniz. Şovun kralını yaparız efendim. Şovun kralı, evet, ne var? Efendim sırada ne olabilir ki? Fasulye, tabii ki şimdi fasulyeyi getireceğim. Geliyor fasulye. Aç bakayım canerim benim. Nereden geliyor fasulye? Tabii ki burada efendim sıcak sıcak olması için. Oo, pilav da var orada. Şöyle efendim şunu da hazırlayalım. Ve daha sonra da hepsini birleştiriyoruz. Fırın derecemizi de hemen yükseltelim. Efendim 220 dereceye getiriyoruz. Buradaki efendim tenceremizin tabanına yapışanlar varsa onları bir şekilde karıştırıyoruz. Onları kurtarıyoruz. Efendim kurtardıktan sonra da Caner diyor ki niye böyle çok acele ediyorsun usta diyor. Efendim bunun kıvama gelmesi lazım. Bunun fokur fokur kaynaması gerekiyor. Kaynamadıktan sonra olmaz. Bunlar sevgili Caner'im. Bunu soğuk soğuk fırına verdik mi bunların hiçbiri orada saatlerce kalsa pişmez. Çünkü kaynar olarak bunu fırına vereceksin ki oradaki zamanını bilesin. Evet, şimdi burada efendim fasulye, haşlamış olduğum fasulye, biraz et suyu vardı onunla beraber çabuklaştırmam açısından burada kaynattım. Şimdi suyla beraber şöyle bir döküyorum. Bakın daha sonra gerekirse buna su ilave edilir. Yeteri kadar tuz ilave edilir sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra şöyle harmanladıktan sonra harmandan gel harmandan. Şöyle evet bakın rengi, şekli, şemali hepsi burada. Şimdi bunu Bismillahirrahmanirrahim. Tam bir güveçlik oldu. Şöyle güveci alalım buraya. Bugün de güveçte bayağı dans etti. Oradan oraya, oradan oraya. Evet, şimdi yani bunu bu şekilde getirinceye kadar tabii sizin mutfağınızda zamanınız vardır. O zamanı efendim iyi kullanabilirsiniz. Yani ben burada bir tarafta onu yetiştireceğim, bir tarafta onu yetiştireceğim ki işe yarasın. Hemen yeteri kadar efendim tuzumuzu ilave ediyoruz. Bakın yeteri kadar, fazla tuzlu olmamasına dikkat edin. Sebep nedir? Efendim sofranıza geldiği zaman tuzsuz olursa çaresini bulursunuz ama tuzlunun çaresini bulamazsınız. Tuz her zaman sağlığınıza zararlıdır. Bunları defalarca söylüyorum ve söyleyeceğiz de. Durum böyleyken şöyle bir alt üst edeceğim. Ama hangi kaşıkla karıştırayım canerim? Yine aynı kaşıkla. Ve ondan sonra bunları fırına verdikten sonra efendim biraz kaynamasını bekliyorum. Böyle fokurdusunu alacağım. Ondan sonra fırına vereceğim. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Şöyle yıkayalım. Soğana vurduk elimizi. Olabilir bir koku oluşur falan filan derken evet bu işi başarmış olduk. Muhteşem kuru fasulye. Tabii hiç ekrana gelmedi. Hiç ekrana gelmedi. Bunu tabii ki ekrana gelmesi için şöyle alacağım. Burada da başlayacak kaynamaya. Burada rahat rahat herkes bunu alabilir. Buyurun.
istediğiniz şekilde efendim onun resmini alabilirsiniz. Buyurun. Efendim tabii ki fasulye böyle dediğiniz gibi cumbur cumbur efendim sandal denizde gezer gibi olmaz. Kuru fasulyenin bir kıvamı vardır. Bakın bir kıvamı vardır. Biz de millet olarak biraz bandırmamız gerekiyor. Bandıra bandıra yememiz lazım sevgili izleyenlerim. Şunu da şöyle bırakayım bari hiç almayalım. O orada kaynasın. Dur. Efendime söyleyeyim burada muhteşem bir kuru fasulye güveçte hazırladık. Siz de fırında güvecinizi böyle doldurduktan sonra fırına veriyorsunuz. Orada fokur fokur kaynattıktan sonra. Ha şunu unuttum galiba belki söylemiş olabilirim. Kuru fasulyeyi akşamdan işte biraz süt, biraz sodayla sabaha kadar bekletiyorsunuz. En az 8 saat kalmak şartıyla. Sabahleyin onları güzelce yıkıyorsunuz. Üzerini 4 parmak aşacak kadar su dolduruyorsunuz. Kaynamaya başladıktan itibaren altını kısıyorsunuz. Kısık ateşte aheste aheste kaynayarak aşağı yukarı 40 dakika civarında fasulyeden fasulyeye değişir. Onu da zaman zaman içerisine bakarsınız. Bir tane yoklama çekersiniz. Bakarsınız pişmişse ona göre halledersiniz. Ve ondan sonra tabii ki hemen süzdüğünüz zaman kabukları oluşur. Kabuk oluşur. Kabuklarının patlamaması, çatlamaması için kendi suyuyla biraz bekletiyorsunuz. Soğutuyorsunuz ve ondan sonra kullanıma hazır hale geliyoruz. Evet sevgili izleyenlerim durum böyle. Hal böyleyken yavaş yavaş. Var mı durumumuz arkadaşlar? Bir problemimiz var mı? Tamam mı? Tamam. Yine yavaş yavaş geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiksek affola sevgili izleyenlerim. Tabii hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Efendim Allah'a ısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın.